Fethiye'de üretici pazarında yetkililer tarafından sıkı denetim gerçekleştirildi. Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, pazarda üreticileri yetiştirdiği ürünlerin dışında başka bir yerden ürün gelip gelmediği ve üretici kartları konusunda sabahın erken saatlerinde Fethiye Belediyesi zabıta personeli ile birlikte denetimlerde bulundu. Hayırlı cumalar, nasılsınız? Cumalar. Geliyorum. Aynen abi. Hiçbir şey olmaz. Yok, hep kendi ürünümüz. Lifte bakın arkadaşlar, lifte bu ürünler çıktığı zaman bu arkadaşlar bunları satar. 6 ay sonra gelir zabıtaya der ki benim malım bitti. 6 ay boş bırakıyor. 6 ay sonra gelir ürün çıktığı zaman. Üretici dediğin böyle olması lazım. Bir üretici 6 ay çıkarır malı. Veya 8 ay çıkarır. 12 ay üretim çıkarıyorsa o adamın şüphe duymamız lazım. Yaklaşık 700 üreticinin ürünlerini pazarladığı köylü pazarında belge denetimi ve ürün denetlemesi gerçekleştiren Karayiğit, üreticileri uyararak bilgiler verdi. Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit bizzat katıldığı denetim sırasında üreticiler ile tek tek sohbet ederken Seydi Kemer'e bağlı Arsa Köyü'nden pazara gelen bir üreticiden susam satın aldı. Arsa'dan getirmiş sarımsak. Demin kızım nerede buldu? 80 kilo oldu. Demin orada bir sarımsak gördük. Şey sarımsak. Başka şuraya doğru mu? Dışarıdan gelme sarımsak. Kendimiz getirdik. Al işte köylü sarımsağı bu. 80 kilo bitti bundan. Bir şey şurada. Yumurta da bu başka. Köy yumurtası. Köy yumurtası da bu işte. Susam kaç para amca? Kaç kilo geliyor? Kaç kilo geliyor? Ay bu mu? Ha? Bilmem daha şey geldi. Çek bakalım. Size bir teşekkür ederiz. Öncelikle denetimimiz biliyorsunuz. Fethiye Cuma Pazarı üretici pazarıdır. Yani üretici pazarı nedir? Fethiye Ziraat Odası'na kayıtlı olan üreticiler ve Seydi Kemer Ziraat Odası'na kayıtlı olan üreticiler bu pazarda yetiştirdikleri ürünleri satarlar. Satarlar ama bizden aldıkları üretici belgelerine beyan ettikleri, işte ben domates, patates, salatalık satıyorum böyle belirttikleri ürünleri satmak zorundalar. Yani bu beyan etmedikleri, üretmedikleri ürünleri burada satamazlar. Burası üretici pazarı. Biz bunun denetimini yapıyoruz şimdi zabıta arkadaşlarla. Uzun bir süredir böyle bir denetim yapmamıştık. Pandemi girdi araya. Çiftçi zor durumda dedik. Ama gördük ki bu zamanda şey biraz fazlalaştı. Ürettiğiniz satmadan hariç satın alıp satma işleri çoğaldığını hissettik. Bu da üreten çiftçimize haksızlık olur dedik. Onun için bir elden geçirmek istedik, denetim yapmak istedik. Belge kontrolü yapıyoruz. Tezgahındaki ürün, köyden ürettiği ürünü az önce gördünüz işte bir tane sarımsak getirdik. Fethiye'de ürettiği sarımsak değil, halden almış sarımsak. Bu tür şeyler denetimini yapıyoruz. Önce uyarıyoruz, ondan sonra olmazsa zabıta arkadaşlarla o tezgahtaki malı toplama yetkimiz var. Toplayabiliriz. Önümüzdeki günlerde uyardığın insanlar yine devam ederse onların malını tezgahtan alıp belediyenin uygun gördüğü soğuk havaya göndereceğiz. Bu şekilde devam ediyor. Üreticilerimizin her ürettiği üründe kanunen 100 kilo getirme hakkı var. Ama bazı yerde görüyoruz ki 5 ton görüyoruz, 2 ton görüyoruz, 3 ton görüyoruz. Bunlar da alıp satmadır yani. Ha, üretici üretmiştir, 10 dönüm karpuz dikmiştir, satacaktır ama bu cuma pazarına geçecek olan kilo da 50. O kadar getirmesi gerekiyor. Geri kalanını da halde satması gerekiyor. Başka yerlerde satması gerekiyor. Bu denetimler bizim çiftçiler için sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü siz de görüyorsunuz, az önce bir arsadan gelen dedemizi gördünüz. 15 tane yumurta, 2 demet maydanoz, 2 kilo susamla gelmiş, arsadan gelmiş, evine ekmek ödecek. Bu kardeşimiz de bize ücret ödüyor, amcamız da. Ama öbür alıp satan da aynı ücret ödüyor. Biz bu haksızlığı ve üretenin hakkını yedirmemek için zabıta, Fethiye Belediyesi ve biz Fethiye Ziraat Odası olarak denetimimiz olarak bundan sonra devam edeceğiz. Pazarımızda bu tür alışverişleri önlemek için ve tüketiciye de sağlıklı çiftçimizin kendi ürettiği ürünü sunmak için
biz de bu denetimlerle onlara yardımcı olmuş olacağız. Sizinki mi dedi? Olabilir mi? Geldin mi? Sadece